Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa, uni tan olishimiz kerak. Nohaq bo'lsa, unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik. Bugungi kunda xalq ovozi va fikrini keng jamoatchilikka davlat idoralari e'tiboriga olib chiqayotgan eng ta'sirchan kuch bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardir. Jamiyatimizdagi ochiqlik siyosatini ishchil davom ettirish maqsadida ommaviy axborot vositalari faoliyatini erkinligi, axborot olish, foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlari qat'iy kafolatlanmoqda. Shu bilan birga so'z erkinligi bu mas'uliyat ham degan. Ya'ni axborot makonida haqqoniylik va xolislik bosh mezon ekanini ham unutmasligimiz zarur. Antikorrupsiya. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida biz qo'l qo'yganmizlar. Kel, men o'chirtirib ham ketganman bankka kel. Desam yana chiqib ketdi. Ulab qo'yishani, senga yaxshi qilib berdimmi, yaxshi qilib javobini qaytarsa, menga mashina uchib ketadi. Faoliyatimizga aralashmay turasiz, kim bo'lasiz siz? Do'stlik qilmay turing. Muhayyofa boshchiligida oborgan qaynotamga kreditga qo'l qo'ydirgan. Tuman hokimimisiz? Bo'ldi. Kim bo'ladi? Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Kiramiz. Yaxshi gapiryapman sizga. Kiramiz. Sizning nomingizga men kredit olayinda foydalanib. Daxlsizligim yo'q, turyapsizmi? Iltimosiz. O'ylaganmisiz? Men sizni yomon qo'pol gapirganim yo'q. Ariza yozdim. Ariza yozsam uyimga urishgani keldi. Uksus ichib o'zimni o'zim o'ldiramanda, hammasi o'zing tilaysan dedi. Siz daxlsizligim yo'q, turyapsizmi? Bo'ldi. Kiradi. Qaysi paytda sodir bo'lyapti qo'pol? 2 yil oldin. Bizga 2 yil bo'ldi. Kreditni to'lagan yo'q ekan, menga kecha sudda qog'oz tashab ketdi deb qo'shnim olib chiqdi. Hukumat qilmayapsizmi? Ularga kredit kelib tushganmi? Yo'q. E'tirozlari haqli bitta narsa bor. Shu javobgar bugun gumondor shaxs qochib ketganligi sababli dela yakunlanmay qolgan. Bola bir o'tirsang, kredit olmasang degan. Kim uyushtirayotganini bilaman dedi. Nima keragi bor bunaqa yolg'on gapni? Kim bilasiz? To'sqinlik qilyapti, to'sqinlik qilyapti. Men ma'lumot olyapman, siz to'sqinlik qilyapsiz. Ayangni qutqarib dedi, men xolis qilib qo'yaman. Men dedi, bankda nimaga o'tiribman? Men xolis qilib qo'yaman senlarni dedi. Yolg'on gapirgan uchun men ham uni ustidan jinoiy ish qo'zg'asam bo'lardi-ku. Ko'rdim, yuragim og'rib yurdi. Xizmatga yo'qnomaysiz. Familiyam Tojiboyev, ismim Elyorbek, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining maxsus muxbiriman aka. Men elimni qutqaraman debmasdim. Siz yarimini yegansiz, bu yarimini yegan ikkalaringiz o'rtangizda bo'lgan narsa bu deganda. Bola pulini olib qo'yishga haqqi yo'q, undirish choralarida. 4 oydan buyon plastikizdan yechib olyapti. Ayamlarni pensiyasidan yechib olyapti, hozir olingan kreditda foizlari qanday bo'ladi hozir? Kim to'laydi? Biz bilamiz, siz olmaganligingizni bilamiz. Bu yerda o'tirganlar olmaganini bilamiz. Turibgan hozir Namangan viloyati tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Antikorrupsiya. Hammani tanisaymiz, tuman hokimi Mo'mashovga menga hozir amursinlarni yetkazdi, shuni ayolga kelgan, o'g'liga kelgan deb eshitdi. Telefonlaringizni yozib olasizlar, o'qila. Rahbar gap aytdi. Ayında vazifalarımdan hududdaydım, keldim. Ayında vaziyat boyunca hemen arasında havanım var. Bundan 2 yıllar olmuş. Olunca kreditler, kreditler var. Fırıbgarlı tamamından talan taraş bulmuşu. Bir kullandı bugün geçe o şu fukaralarımızın aldı türgerdi. Türgerdi. Şimdi haberiyle bozu geri sunuları yıktım. Tursunup Atkan buluyormuş. Ne var mı? Tursunup Atkan diye yıktım. 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 Yıktım.
mı şu an çekiyor? Tamamatçı oluyor. Doğru mu şuna ben? Tamamatçı. Oralarını şu an çekiyor. Şu vadeleri verip kim gelir mal verir, kim gelir tepki verir, kim gelir yana aldığı yolu bulan kredilerini çıkarıp bozumu maksadını yolunu işler. Doğru mu şunu yapın? Şimdi haberiyle bulsa gerek. Az 3 dakika yine kanca oldu. Kanca mı? Ağzım. Şimdi hukuk havalı mutlulamalarını sağlamalarını Rusya Devleti'nin Moskva şahidi 3 dakika değil. Kaç geçen bugün haberiyle bugün 3 dakika yiyen. Şu hoca ağzım tümay çıkışlarda bu tergiyo ki tergiyo. Tergiyo. Tergiyolar yakınlansa, doğu nasılsa, keskinde yakınlayla, tergiyolar yakınlansa, tergiyo yakını bu açı devralar sütke çıkar. Sütke. Sütke çıkanlar giyen süt yakınlanadı, bu masalda şuradan geçilir. Ama tuman hakimi sıfatlısı diye eklenir. Nama bu işten kattığı nazar, vaziyat süttan ki hal olan. Sultan ki o manı mesela hakimlik vakalatında mı asılmamışsın? O zaman havariyle var ama hapke koygen, içkerge hapke koygen içkişlerimizi nakasını şu yaptırırız. Tergiyoluk et yaptı. Hoca nasıl kısa diyorlar tergiyoluk ile yakınlasa yakını bu için şu sütte çıkardı. Sultan ki süt kararı bulan bu nasıl hem vasıtimat oladı. Doğru. Faydalık kırıklığından ki dedim ha ağzımda özümden kim var? Banki rahbarı gelin söz verimi. Tuman bırakmadım şu yerde. Bir devranı tergi yok derken mümkün olsa tergi yok üzerinden geldim. Çakıramı. Çakıramı. Fakat bir tane asanı böyleydi. Bu masalda bundan 2 yıl aldım boyu. Bu tohtap turgen cevap yok. Korku muhafaza kılıcı orgüllerimiz bunu şu kadro bir yere başka kadar o şey özünün yönelişinden bağırıp şu Moskva şehrinden okuyun. Şunu doğru kabul edin. Bu siz olayet hakimliğe varsayız, resmülkiye varsayız bir denerse de devlet kanunları var. Bu kanun bu iki işi var. Ben hazır bu yeri kırıştı aldım, banki rehberimden gelmiştim. Hakim, ben bu aldengel verdiğimiz mi? Ya fırıldıyarga robara koyan o parolaya hala bura armattı unduru bu için adam yuvarlayanı yok. Sebabı vaziyette o iş duruyordu. Vaziyette ben üyeli borgen bormayan bilmedim. Vaziyette bir şey onda kırışımla aldım, gerçekleştim. Ben de şuna kadar cevap verdim. Hazır. Ben özü yapıradı. Bundan ki geliyor başlığı kiradı. Çakır değilim. Çakır. Tergiyonu boşluğu kiraydı. Vaziyat bu içe, şimdi ben bilmiyorum. Ahbarat beri aladım vardı. Ya tergiyonu sıra beri olmaydı onu bilmiyorum. Lakin hazır. Ki gelmek için sizce uzun süre. Apacı oldu. Apacı oldu. İşte. Bundan ki hemen sözlerini eşitkenmek için var. Tumanımızı bırakıyor. Kanunun nazaratına diyen adam, kanunun bitti. Ben prokuroya özünü sözünü aydın. Eğer bence kanakalı savalıyla bulsa, ben 24 saat eşlik yok. Bana oğlum ben kirak parça söz veriyorum ama buraya. Vaziyatı boyunca, umurum boyunca, karzalığı boyunca sıraya havalat veriyorum. Bana narsanı bileydim. Size soru edeceğim, mesele bugün halmama. Doğru kapatılıyor. Bu aldırılan götürülüyor. Aldırılan şubundan gelmez. Kötürtas kamal yanın arkasından. Havariyle bu. Kunduruları bugün. Mil tamamından mağlumluğun saldırı bugün. Aldırılan bugün de kırık altı. Doğru mu? Havariyle var mı? O apa reisliği davrı da bugün. Doğru mu? Doğru mu? Elini sorunluk değil yaptı da. Sorunluk değil yaptı. Elde hali bence 3 milyar dediğin muammalı kredi 3 milyar son diye. Yani azgın mablar lazım. Azgın mablar lazım. Bunun için hani özü yaparsın. Ben ne mesela var yine olsa hukuk muhafaza borcu oluyor. Bank yapıyor yani ki
Ama çok savaşılıyor, cevap verişe tayyip. Şimdi ilanı, hadi yapmayın. Selamun aleyküm, hürmetli fukaralar. Hakikaten şu yerlik, Agrobank'a başlığı gelmek için Rica Şoşa Kızılpın'da mayet oynatılırdı. Mayet oynatılırdı, sizler anıklandılar. Hakikaten kul yazmalı o gelmiş, o mu gelmiş, onu okabilenen çok gebleştirmemiz. Şimdi, bollar sizlerde bari bu yüzden birincisinden bir yüzde kılıyken joyu yok. Bir yüzde bol yapsınlar, telefonları, SMS var ya, doğru mu? Şimdi bu işe pasportlarıydı, belgelerıydı, telefonlarımı banka kirtol etmiş topşurlardı bu. Bazıya kırtılgı yani. Bu yanda bar uğradı. Bana opa gelmiş, köp çöktür, opa tülaşı şartmaz. Bana cerahinkik yaptı. Dekin biz hazır, bilmiyemiz kim naha, kim ha. Mojit içlerine ogen bulurlarım çıkıp alışmıyorum kendim. Bu oldu da şuna kadar halatlar. Şimdi omadım omadım deyip durur. Öyleki korkuyu vergen, hakikaten diyerek korkuyken. Kulu ogen, şuna kadar var. O şuna kadar içi de bir de bar. Ki onu uyan koşulu alıp, oma gelme de koşulu alıp. Peki hakikaten oma gelenleri içindemiz anıkla gelmiş. Anıkla bana Bolaniyam Rossiya kitob kelindi. Yetda o'sha aniqlaymiz. 100 ta bu yoqda epizod bor-da bitta. Nima tergov jarayoniga, tergov jarayonidan keyin sud xulosasi qarab hal bo'ladi. Ungacha xudo xolasizlar bezovta qilib boshqa qilinmaydi. Lekin telefonlariga men to'xtataman, telefonlaringa borib turadi. Endi bu o'zlaring uchun ham quroli. Demak, shuncha qas. Yo'q. Öyle malum tek de adam da buluşum ki. Peki ekseret adamın ki de çıkartışla gel. Kim kolumda monitorukla arıza kıyan adamın ki ne? Hani okuyan var doğru mu? Bu arada çıkarı verdim. Monitorukla anıklayan adamlar için çıkarı verdim. Şimdi hamadarını bilmiyim ben. Peki bu arada her bir tane mümkün var. O gelme ama monitorukla ingi. Ve kim mi kartası bağlayan gelme bulsa? Şöpeti bağlılar. Oluyatken buluşum mümkün. Peki aksariyat yok bu. Bitti ikta halat da buluşu mümkün. Çünkü kimdi ki kule geçirken bursa sırası banka yetip gelini yaptı da yani sırası ben numara koyup biz aslı bu yan mümkünmez bizge. Biz alışımız gerek. Bu tergodaki halı buladır, sütteki. Hak mı da hak mı? Uşa halkı verirdi. Savol var geçiriz. Bir geçen bulan. Az bir mün savol verir misin bulan? Kredi alışta kredi şart olmaz tuzulat. Doğru mu? Korova kredi ortamını imzalanan. Doğru mu? Bunlar da şartnaması mevcut mu? Şartnaması mevcut. Özleri imzalaşken mi? Yedi özleri imzalayken, içinde imzalayken yem var. İmzalamayken yem. Kırgarlı yolu var. Aytepan Ubala aldıp gitken bunlar. Hem nasıl? Ubala kim bulup işleyken? Ubala tamın açı bölge. Tamın açı bölge. Masa kesin açı bölge. Bu şapette bank hadımları yem, onlara cevap veri yaptı. Ha, bank hadımları yem, bunarsaya közüm koyan yok mu? Yok. Uşalara, bana tergöz ayında anaklarını yaptı. Kim aralaştığım olsun değil mi? Olat bo'lgan bo'lsa, kurs qonuni tartibda javob beryapti. Bu masala sodir bo'lganiga 2 yil bo'pti. 2 yildan buyon yechilmadimi masala? Bu bola aytapanki, ta'minotchi bo'lib qochib ketgan. Qochib ketgan. Qochib ketgan, endi ushlab olib keldi bolani. Ushlangandan so'ng hozir u javobgarlik masalasi ko'rib chiqilyapti. Ko'rilyapti, tergov ketyapti. Tergov bo'lyapti hozirda. Unga dor, bular hozir mana vaj qilishyapti, bola pulimni ushlab qolyapti deyapti. Bu qanchalik to'g'ri deb hisoblaysiz? Aytayapman ki sizga, qonun bu sud tomonidan hal bo'lgandan keyin haq bo'ladi. Bu haqmi yo haq, nohaqmi? Ichidan misol uchun olganlar ham chiqadi, olmaganlar ham chiqadi. Kimdir ma'lum miqdorda olib qo'ygani bor. Shartnoma bu kredit ariza berganda nimasi ham kartasi ham o'zi bog'lanib qolgan. Shartnoma shartlarida plastik kartasiga inkassatsiya qo'yilsin degan bandi bormi? Inkassatsiya qo'ymaganmiz ularga. Qanaqasi bo'lmasa bola pulini ushlab qoladi plastikdan. İnkasa emas bu shunaqa sistema ki hozir O'zbekistonda pasportda pasportda shahar raqam bo'ladi. O'shanda bular nima olganda hammasi plastik kartochka olgan bo'ladi. U aydagi ma'lumot bu ma'lumot bir xil. Chunki kompyuter avtomat ravishda qidiradi. Men savolimni yana qaytarib bersam maylimi? Shartnoma shartlarida plastik kartasidan kechib olsin degan bandi bormi? Yo'q. Yo'qmi? Tushunarli. Mayli, suhbatni davom ettirishingiz mumkin. Keyinchalik savollarim bor. Chunki men buni noqonuniyligini bilib qoldim. Chunki sababi 8 sotik parning bor edi, parning kreditini to'lagan kelsam, bankda shov-shuv bo'lyapti. Keyin yuristga kirdim. Mana shunaqa qilib kelgan ekan dedim. Parniklaringizni buni haligi bitmaganlarni bitirib beraman, opa yordam qilamiz, o'qilamiz. Faqat biz tomojinda molda o'tib olamiz-u.
pasportingizni kopiyangizni tashlab ketamiz. Biz dokumentni mahalla komitetidan bergan qog'ozlarni ham tepada xudo turib ko'rmaganmiz ular. Oddiy quruq qog'ozga qo'l qo'yib bergan. Nima sababdan buna bo'lyapti desam, opa bu noqonuniy dedi. Bo'lmasa yuring dedi, kompyuterga kirib ko'rdi Shavkatjon yurist. Ko'rdi, hali kelmabdi, bizning nomimizga chiqmabdi. Opa tez ariza qiling dedi. Ariza qildik, pechat turdi, rosa chiroyli qilib kompyuterga atkaz berib, arizani qabul qildi Agrobankda. Keyin 15 kundan keyin nimadir bo'lib, sizga kredit chiqibdi deb menga xabar keldi. Biz yopib kelganman, qanaqasiga chiqadi dedim. Keyin Shavkatjonga aytsam, Shavkatjon aytdi, "Men bilmayman" dedi. Arizam qani, kompyuterdan chiqardi, men ani nimanga bunday shikoyat qilay u desam, yo'q, aliga qolamizdan bahona qilib menga o'sha qog'ozni chiqarib berishmadi. Ikki marta sudga kelib aytdim, aytdim. Bir natija bo'lmadi. Endi nima degani bu? Chiqmagan narsamni atkaz qildirsam, nima sababdan chiqdi? Men qizimni o'qisam, men edi kontrakt to'lab, ham uni chala qolib ketgan 50 yorda panelga 45 million to'layotirim, 7 million qolovni to'lamay qo'ydim. Obor dedim, jonimdan to'ydi. Qolmasan qolmabordin, kecha tekshirtirsam 14 million bo'ldi. Men shunday bo'ldim dedim. Keragi ham bo'lmay qoldi, yashash o'zi yaqinlashib qoldi qaqa. Mana shunday bo'ldik, mana shu 2 yildan beri. Jonimizdan to'ydik. Xalqni bir Aleksiya tushunadigan, bir xalqni qo'yniga kirib yuradigan, dardini, gapini eshitadigan vobshe inson yo'q. To'g'ri, xafa bo'lmanglar, men to'g'ri gapiraman. Nechta marta keldi? To'g'ri gapir, to'g'ri gapir. Xalqni dardini eshitadigan tumanda rahbarlar. Rahbarlar. Hech kim quloq solmayapti. Eshitdim. Men Qozog'istonda yil davomida 3-4 marta qabul o'tkazdim. Biror marta mana ro'yxatga chiqib, qabulimni to'liq hali murojaat qilganmisiz? Aytdim. Olimjon aytdim. Men menga murojaat qilganmisiz? Yo'q, men aytmayapman. Eshitdim. To'xtang, bo'lmadi. Hokim sifatida aytdim. Biror marta borib o'tkazgan qabulimda menga murojaat qilganmisiz? Aytdim, mana endi hozir yo'q, siz aytdim demang. Menga murojaat qilganmisiz? Oldingizda murojaatingiz bo'lsa, eshitdim. Murojaatingiz bo'lsa, men hozir qabul varaqalarini ko'tardim. Murojaat qilgan bo'lsangiz, agar men shunga munosabat qilmagan bo'lsam, men rahbar sifatida javobim beraman. Rahbar to'xtang, to'xtang. Rahbar sifatida javobim beraman. Opajon, oma auditoriyada hammani oldida, ekranni oldida mening dardimni gapini eshitgan odam yo'q deb. Bizam 5-yil hokimmiz. Shu tumanda qanchadir mehnat qildik, odamlarni eshitdik, qabullar o'tkazyapmiz, sektorlar o'tkazyapti. Lekin men bekorga savol bermayapman. Agar siz menga murojaat qilgan bo'lsangiz, men shu narsani yechmagan bo'lsam, bu boshqa gap. Tushunyapsizmi? Lekin siz o'ylab-o'ylamasdan har xil narsani gapiryapsiz. Shomasiz qo'yimga bor. Yo, men eshitdim. Men sizga ishonmayman demayapman. Opa, to'xtang. Men sizga qaytarib yana aytaman. Siz biror marta men hokim sifatida hududlarda, hokimiyatda, xalq qabulxonasida o'tkazgan qabullarimga kelib shu narsani murojaat qilganmisiz? Aytganman. To'xtang. Menga aytganmisiz? Aytganman hovlida. Men aytgan bo'lsangiz, mana ommaviy axborot vositalarini oldida aytaman, qabul varaqalarini ko'taraman. O'ylab, o'ylab gapiringda. Balkim siz ommani oldiga o'ylabdi bu narsada. Ming buloqda birorta odam fuqarolar bilan shug'ullanmay qo'yibdi. Men bu auditoriya qanaqa paydo bo'lgan, nima bo'layotgan, qana qilib kelib chiqqan, kimlar qo'zg'ayotgan odamlarni, hamma narsani bilaman. Bu to'xtab turgan deyil emas. To'xtab turgan alinaqa emas. Hammasi huquqiy tomondan o'zini belgilangan tartiblari asosida ishlari amalga oshyapti. Men misol tergov ishiga aralashaman. Tushunyapsizmi gapimni? Tergov ertaga yakuni chiqadi, tergov delosi javobgari mas'uli bor, sudga chiqadi, sud qaror chiqaradi. Davlatni nomidan faqat sud qaror chiqaradi. Unga qarab biz qancha vaqt ketishidan qat'iy nazar kutamiz. O'sha bu yigitdan oldingi bo'lgan Agrobank rahbarlari, qolaversa o'sha faoliyati arizalarni orqasidan ko'tarilgandan keyin javobgar bo'lgan. Men ommaviy axborot vositalarining xodimlariga ham aytaman. Javobgar bo'lgan. Agrobankdan o'shanda nechta 16 ta fuqaro mutaxassis javobgar bo'lgan. Uni misol hech kim to'xtab turgan joyi yo'q. Faqat o'sha davrdagi noqonuniy faoliyat olib borgan fuqaro qochib ketgan. Shu sababli 2 yil muddat. Men so'radim, nimaga 2 yil muddatdan biri hech kim shug'ullanmagan emas? U pobegda bo'lgan.
Bunu top geliş gereği bugün, asas gereği bugün, spotlanış gereği bugün. Bir tergiye odağında bu işle hakması amelge aşırılar. Amelge aşırılar. Şunun için, ben size de iltimas kullandım. Tumanı fukara olsun. Tumanı fukara olsun. Hiç hem teşekkür edin cihetimiz yok. Hiç hem. Bor yapız, kare yapız, suğunu kılı yapız, yolunu kılı yapız, bohçasını kılı yapız, savarıyla var mı? Şu ben hakim bugünden kim bugün işlemişler? O apacansız ayıtmaydı, hiç kim işitmeydi, hiç kim karamaydı. Kızılkum'da gereği olsa pafamiliye oradan korsatılıyor ailelerin sana biraz. Daftarda yok yalnız, demir daftarı, yoşlar daftarı. Hep apacanlar. Sen öyle bir yapıydı bunu. Ben de yok. Yok, hangi gerek? Mümkün. Vazettim. Opa, hangi gerek? Yapı yapı yerine ki adam işler. İşler, saval bozu birin, mesele yok. Peki oturup alıp hak tamamen garip yapıyorlar. Ben sizden iltimas kılıyorum. Toğru oyla, bir ağız yüzden çıkartken yapı, oylar geliyor. Ben kere olsa, o şey bu hemmeye ilan kılıp Kızılkum'da onlar ötkizgen kabullarımı, o şey kabul varakası yok. Ne işte adam katlaşkanı, ne mesele koyuyanı, kanaka icabi, yok ki salbi ha, geçilmem kop gitken mesele. Hemen arsası bizde kısmak kitabı bu. Eğer sizi derdiniz olsa, bana kabulümge gelin, kabulümge hazırlayın, bu masam kudutlu var yanında gel. Uşa masınları koyayım. Ben keçe vade verdim. Keçe vade verdim. Kızılkum'u özüm boramadım. Odamdan ticretriyle. Lakin keçe şimdi imkan kılamadım. Sebabı da şu prezident maslahatçısı kep oldu. Kışla hocalı yönelişi bu için odamı kütü alıp tumandayı kalın yapken, abarlı etken işler. Tahta ayrı tehnikası de meseleler. Tekrarı ekiş. Hani yer vergen meseleler. Hemen tanıştırdım odamı. Vaktim bu mevkolu, vaktim. Vaktim bu mevkolu. Keçi hakikatte vardı beri bor oldu. Lekin bana ben de vaktimi rejeleştiremem de her günü kıladığım işimi rejeleştiremem. Bugün ertelen, o zaman da çıkıp o kenarlı başında galanı ödeyen bizim sarı jöylerimiz var. Onlar teknik işle yapken bu yerde iş teşkil kılmasam bulmaydı. Su, navbat olup yattı mı böyle yapsam 10 gün buladı 10 gün bulmaydı. Ya bu tumanın elinde fukara kabulden başka meseleler yani. Doğru kabul kılıyla. Ben 24 sol. Bence telefon buldu. O şey tutursam, keçiliğini desem, şuna bir hala teken dedi. Yakşı akkırı botkızıyla 20 minti hem işimi taşıp yitir o adam. Yani münasebat çünkü öyle bu zekeli. Papacalı, tumandı. Allah ki bir sor şükür. 5 yıl bugün olsa, hakim bugünümüz gibi. Bıra artık kursat geç, becerine komiyen. Kallayan, taktayan, eksporttan başka narsın. Bacarılar komayın. Muhtaram prezidentimizin neyi rahmı? 6 ay doğumda, 6 aylık ötken olsa, tumanımızda 115 milyar kredi. Yol, köprü, elektrik tizimi, su taminatı, içtimai sahalarını tamirlaş, 115 milyar, buna kabul olmayın ya. Daim kıznetli işlerini, ama yakvarat vasıtalarımızda çıkarıp oraya biz. Bu degeni, yani fukara abla çıkmış, kullanmaya koydu degeni nasıl? Doğru kabul kılıyla. Sana hohlaysınlar mı? Hohlamaysınlar mı? Ağzı yürüyüşlerimiz hem gelmedi. Prokurorumuz, ilgi uçumuz. Bunun özünün tikilleri var. Özünün tikilleri. Sana aslı şunçalık olsa iki de adam gelip ben gelmeyesinler mi? Şuna kadar vaziyet eken. Mehmanlarını çakırıp sana. Ben de geliyorsun. Mesele yok. Ben birinci madde yapıya etkeni var mı yok? Doğrusu yap değil mi? Lakin tumanda kadın yapken işler var. Apacığa da sağ uyar yok. Kara. Aslında şunlar sana, siz mahalle reisi hangi telefon kula böyle mahallede vaziyet şuna kadar diğer bölgenizde başka çara bulalım. Başka çara. Ben sizi ayrılama okumaz mı? Lakin bu sizin vazifeyiz. Adamları doğru çüntürü, doğru münasebet kısayız. Hiç kanaka masada bulmak. Ben eğer tumanın rehberi bulup silahını vaziyetiyle bilmesem, halatıyla bilmesem, ya bunlar şollanmayan olsa başka narsa. Lakin yani kaytar ve aytar. Devletli kanunları var. Kanunda ne mi körsatılıyan olsa ertiği hukuku muhafaza kılıkçı örgüllerimiz hemmesi şunge karar, ito gün çıkarar. Ben hazır bana banki rehberi gelin belki öyle söz vermedim. Hala biz hazır bu yerden tedbirden ki eğer kimidir plastik kartası ki ulaş mümkün bulmasa ben misal kimidir ulanmayan, ulanmayan bilmeyim ama mümkün bulmasa cevabını verelim. Ha, prokurorumuz oturttu. İki de
Oşa plastik kartı ulatken, buradan geçirilen adam arızasını haber aldı. Hanımı yolda körendiz. Hanımı. Bir, biz kişilerle akbarlar yemeklerimiz, sultana miltimas kılalımız, tezrak bunarsalarını ahriye yetim veriş boyunca. Fakat ben sizlerden bir tane arasında, tumanın akbarı sıfatı, hakim sıfatı iltimas kılalım. Gerek olsa, ertelge bugünden başlayıp, Agrabank varıp, fakirata oradan işçi günü tutulmamız lazım, maliye puhaliye. Var bir mağbru bölgenler. Kimden kaçça faiz ögen, nimi bölgen, özü ögen mi? Ama ekseriyet periyodu keti etken. Lekin onarsan tezleştiriş için hesap kitabını kılarız. Gelin. Hesap kitabını kılarız. Fakat ağır basılı gibi lan, özü ilanı basıp vakt gerek bizim, vakt. Ahlayımız mı, ahlamayımız mı? Ben bayağı ettim ki, 3 milyar pul kiçkin yapılmaz. Şuna kanki kabulla bugün, Apacolla kıynelgelle kıygen, töleye olmaya başka bir ne iştası yordam verilmemiz. Hami kılı, başka kılı. Turuşturusayla iştasını. O biz bundan hançadır, vaktler aldı, rast içtimaitan olayı çıkarmış. Sinos masalları bu içe, başka masalları bu içe. Lekin hamasını cancağa koyuyemiz. Şimdi vakt gerek bu. Vakt. Azram aytanım. Şunu kısab kitabını kliyle de bu yerde neme savaliyle olsa bana tergi uçuyam ki yerde biz prokurorumuz gelin söz veriyemiz, prokurorumuz gelin. Bir bank yerim. Biz bank yerim, nazarat kolamız. Yine kayıtta. Oşa davrıladı bu kırım, ammali kürditlerini arkasından verilgen fukaralarımızı arizasıyla oşa tumanımızı Agrabank'ı körülgen, pekşirilgen. Bir oşa kanunda belirlengen çağrına koyuyor. Oşa tam aldın degen balı işte gel. Doğru mu şuna kabul edelim mi? Şevket, Şükrat diye hemmesi kanunla oldu cevap verdi. Kanunla oldu. Kanun icap etti. Kanun vardı. Bir kogan kısmı, kogan kısmı. Yani tedbirkarımız, teminatçımız, kaçıp yetkildiği sıfatlı diyelimiz ahire geçici yapılmaya duruyor. Bu da kalı zaman üçler geldi. Şu yerde üçler durdu. Eğer terli göçümüz hazır. Yine kancalar sizlere akbaratını verir. Yakını git, sütke çıksa yine kaytarıp aytama ondan keyin asalli geçirler. Geliştik mi? Hani? Eğer akbarat bir olsaydınız, çelgi okanın koltuk etip yani, kayda turdu yani, ne olur? Ama akbarat vasıtaları yerliğe çıkarır. Bu boyunca malumat veriş mümkün olsa bir. Çelgi okanları bu kolaydı. Tergov sırları bu falan. Ha, endi aytdim, mümkün bo'lsa bering. O'sha fuqaro haqiqatda ushlab olib kelinganmi? Tergovlar ketayotganmi? Tergov ketayotgan yakunlab oxirgi amaliyotimiz. Xo'p, bu yerdagi hamma taniydi meni. Men ular bilan gaplashganman oldin ham, to'g'rimi? Oya bilan hozir ham gaplashdik. Xo'p, holat fuqaro bir nechta fuqarolarda jinoyat sodir qilgan. Undan keyin tergovdan yashirinib chet davlatga chiqib ketganligi sababli ozmuncha o'rtada tergovimiz to'xtadi. Sababi fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov qilib, qidiruv e'lon qilganmiz. Undan keyin ushlab kelindi. Hozirda tergov yakunlaganmiz. Bu tez orada sud bo'ladi. Qochib boshqa qilgani bilan mana tutib kelindi. Shu yerda hozirda qamoqda saqlanmoqda. Ehtiyot chorasi sifatida qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ya'ni hozir tushunishimiz bo'yicha firibgarlik holatini sodir qilgan shaxs hozirda ushlab kelinganda va tergov xizmatxonasida saqlanmoqda. Shunday. Holat bo'yicha necha bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan? Bu endi sir hisoblanmaydi. Xo'p, jinoyat kodeksining 167-chi moddasi 3-chi qismi A bandi, 168-chi moddasi 3-chi qismi B bandi bilan buni ayb e'lon qilingan. Hozirda endi sud jarayoni kutilyapti. Hozirda endi sud tergov yakunlaganmiz. Natijalar kutilyapti. Savollaring bormi? Tergovchimizga savol bormi? Turib, madaniyat bilan chiroyli savol bering, masalan javob bering. Hop, menga aytana beringiz. Qaramni 5-chi bo'limda Sulton Bahodir nomidan Mirzi dadam nomidan odam kirdi. O'sha bo'yicha keldim. Yordam berishingizni so'rayman. 3 yildan beri aldab to'lamayapti. Eshigimga kelyapti, to'la deb. Meni 5 ta balam bor, qanaqa to'layman?
Şu endi başı masallar opa bana. Hammani kida bu yerde. Siz kimsiz? Hammani şu aldı oğlu. Şonçi kirib olib ketilganda endi. Hozir aytayapman-ku mana qayta-qayta aytaman. Fuqarolarimiz to'g'ri qabul qilishni va tushunishni istaydi. Men bekorga aytmayapman-da. Yordam beramiz biz. Qiynalgan fuqarolarimizga yordam beramiz. Lekin opa qonunni oldida javob beradi. Hozirgi aytilgan muddatda bugun erta elas sudga chiqsa sudda ko'rib chiqiladi. Boshqa masalami? Hozir aytgan masalangiz boshqa masalami? Fermer bo'lib. Ana shu. Keyin Agrobank sizda ham savolim bor edi. O'sha Muhriddin degan ikkalasi yegan. O'sha yerda ishlab, Agrobankda ishlagan, tanisangiz kerak. Hozir Toshkentda qochib yuribdi. Ikkalasini ushlab o'ndiringlar. Men to'lanmayman. To'lagani qurbobam yetmaydi. Haligiman bo'lmaydi. Opa, sud qaror chiqqandan keyin o'zi hammasi yechiladi. O'sha aybdorlarga aynan sizga ham bog'liqda bu ish. Shuni deb tekshirib ko'rishingiz kerak. O'sha 3 yil oldin harakat qilish kerak edi-da. Opa, ismingiz nima? Shiraliyeva. Shiraliyeva. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hammasi yoydilar. Men aytayapti-ku, bularning hammasi bilan gaplashdi. Bekorga aytmayapti. Men sizlardan iltimos qilaman. Biz hozir bank qonuniy faoliyati bu bo'yicha yuridik holda shartnomalarda ko'rsatilgan tartiblar bo'yicha bankka ham gaplashamiz. Agar hani o'zi aytayapti, plast kartaga bog'lash mumkin emas qonun bo'yicha deyapti. Hammasini yechtiramiz agar mumkin bo'lmasa. I tuman prokurorimiz bu bo'yicha o'zlarini qonuniy faoliyatlarini ham boshlaydi, hozir ariza beradi. İki topalarımız var ki. Görürüz, kanunluyum körüp çıkarız. Kanunda belgilenmeyen olsa, ogen olsa cevabını veririz. Ogen olsa. Neme ki ogen? Neme için ogen? Kanunda belgilenmeyen olsa, şartnamada görsatılmayan olsa, neme için ogen? Bu boyunca cevabını veririz. Lekin, sizlerin, benimki, mehmallarımızdan doğru düşündü. Eğer, sudlarımız erteğe yola çıksa, sudlu yakını boyunca karar bulan, sudlu kararı bulan, qiymat bo'ladi hammasi. Faqat aybdori aniqlangandan keyin hozir gumondor. Masalan, Ipak yangam boshqa firma, boshqa odam, boshqa agro firma pulni olib qilgan. Boshqa xalq, masalan, bizning holatimizda masalan hozir diyar trasga tushgan men shu haligim kerak olgan kreditimiz. Mayda hozir 7 ta odam bittaligi bo'lsa, o'sha umidda bo'lsa 7 ta odam atxanda, masalan yo 4 ta odam boshqaligida. Ko'pda agrofirmachilar ko'p borgan bizning qishloqqa. O'sha mahalla kam reisini, o'sha reisani oldiga borib, o'sha ali qilgan biz o'shani doveriyasiga kirib, biz o'shanda so'raganmiz, ishonchli odammi, keladimi, kelmaydimi. De ishonganmiz. O'sha holatda ha, ishonaver degan. Masalan 4 ta odamniki olib borganman, xolos qolgan odamniki olib bormaganman deyapti hozir. Lekin hammamizga o'sha odam davriya bergan uchun tavsiyanomalarga qaydan qo'l qo'yib beraman masalan. Biz ko'rmaganmiz bu narsalarni. Bizga oddiy rasmga olib borib qo'l qo'ydirdi. Mana molxona eskaligimdan bo'ldi. Oldingi bank bilan Şimdi bitti bu geldi, şimdi görürken. Şundan ki, biz o şey ayağlı bir nasılda mahallanın ayısını boşaltıyoruz. Nasıl lan şunu? Şimdi o şey banki kodumları bulan, tahmin açıbilen, tel biriktirip, hançerde manfaat torbu. Bu uzun cevabını veriyor. Ondan ki, hazır, Arize Kıbrıs'la, yine başka, ne kadar anlamasını, banki faaliyetini boşkasını kanunu diyeceğini görürüz. Görürüz. Lekin bizge vakit gerekiyor. Ana opa ben bu. İşte savolda endi bu ikkita tup nimasi bor. Meni o'g'lim bor 2000-yil, yoshlar daftarga kiritildi. O'sha bolaga kredit beramiz deb muhoyaba tavsiya qildi. O'sha bolam hokim bo'y 2 oyda zo'rg'a dokument qildi. Lekin pulini ola olmadi. 19 millionga chiqqan kredit chiqqan, pul ola olmagan. Yo'q, mana u bola Rossiyada hozir ishini topolmay yuribdi. Qo'lida hunari yo'q, boshqasi yo'q. Endi bu birinchi masala, bitta fuqaro 2 oyda bitta dela qilsa-da, nimaga ega kiradi, bega kiradi. A men o'zim oldim. Keyin o'sha bolalari penoblok sexi bor, moykada xabaringiz bo'lsa, o'sha bolalar meni bolalarim, penoblokchi bolalar.
O'sha bola aytdiki, "Aya dedi, fevral oyida bizga pul kerak, naq pul dedi. Siz ayollar uchun kredit beryaptingiz. Siz shu kreditga harakat qilib ko'ring, pulini olib biz mahsulot olib ishlatamiz" dedi. Shu mahsulot uchun chiqsam, bu yerda yig'ilish bo'ldi, lekin ular aytdiki, "Mahsulot beramiz biz, naq pul bera olmaymiz oya" dedi. Bo'pti deb kechdik biz. U qimmat tushar ekanmiz, o'ylab ko'rdik. Keyin shu bilan to'xtadi. Aprel oyiga kelganda meni endi nimam turibdi-yu, xohlovchilar qatorida ro'yxatim bor, kirishdi, mahalla komitetati ham kirdi. Opa olar ekan, "Yo, olmaymiz, bizga qimmat tushar ekan, unda bizga foyda qolmas ekan bolalarga" dedim. Desam, unda aytdiki, "Siz men 1.5 million beray" dedi, "Siz bizni nomimizga olib bering" dedi. Dedi, "Yo'q" dedim, 5 marta keldi. Oxiri xo'jayin rozi bo'vardilar. Key ayasi traktor minarlar, jita traktorga kamib turibdi. Ani qovaramiz. Hamayli endi bo'pti. To'laymiz. Mana prezident saylovigacha yovilib ketadi. O'shanda prezident saylovi bo'lyapti turdi. Shu gaplarni ham gapirdi. Bank ichida aylanadigan pullar bu sizlarga ziyoni yetmaydi dedi. Biz o'zimiz to'lab chiqarib olamiz. Umuman sizlarga muammo bo'lmaydi dedi. Ushanchalar dedi. Endi rozi bo'lib qo'l qo'yib berdim ayol kishi ekanman. Endi shu nimani bo'lsa yedimda, ming tushaymanman shu kundan. Endi yana bitta masala, mendan menga oblast anaqasidan, viloyatdan tutdan qanday keladi? A? Sizni nomingizga poloncha kredit chiqqan, siz to'lalmagansiz. Mana sizni haligi sizni mana sudni nima deydi? Qan ta'minotini ham siz to'laysiz, bo'yningizga qoldi. Meni endi Agrobank berganda edi meni. Bergansiz endi. Endi shunga bitta mana bu yerda huquqchilar bo'lsa, meni ishtirokim siz, o'sha sud men ham o'sha yerda ishtirok etishim kerakmi? Keyin pochta ham, postkasi ham u menga konvert kelgandan keyin 1 oydan keyin keladi. Bunda kim aybdor? Qayga borishimiz kerak shuni ishi bo'yicha? Men juda ham shundan savolimga javob topa olmayapman. Nimaga bizga suddan keyin postga borish kerak? Nimaga bizsiz sud bo'lish kerak? Rahmat. Qanodir chora ko'rish uchun, yo'q qaysidir devasini ko'rish uchun viza tinib fuqaroga chaqiruv qog'oz beradi. U sud to'xtaydi. Sud mana tarkibimdagi tashkilot emas, subyekt emas. Mana aytganimni qiladigan tashkilot emas. Men bitta narsani kim bo'li, u viloyatda tumanlararo sud bor. Bizning tumanimizda o'tirmaydi. Tushunyapsizmi? Lekin men tumanda shu rahbar sifatida aytaman-da chaqiruv qog'ozi bermasdan hech qanaqa rishini chiqarmaydi. Mumkin. Endi opa bitta narsa bor-da. Pochta, O'zbekiston pochtasi bor-da. Bu narsalar hammasi pochta orqali jo'natiladi. Keladi, pochtamizda odamlarimiz bor. Asli qo'l qo'ydirib, sizni tanishtirib, bir nusxa oldim deb olib ketish kerak. Yo'q, yo'q. Tartib endi shunaqa-da opa. Tartib shunaqa. Lekin pochtada jo'natilgan maxsus xabarlar hech qachon yo'lda qolmaydi, sizga yetib boradi. Muddat surilib ketishi mumkin. Viloyatdan jo'natadi, tumanga keladi, tumandan sizni mahallangizga boradi, keyin mahallada o'qib qolishi mumkin. Buni to'g'ri qabul qilib, ertaga topajonlar. Eshiting. To'g'ri qabul qilinglar mana gaplarimni. Ertaga ommaviy axborot vositalari butun O'zbekiston ko'radi. Chunki ming buloq xalqini, madaniyatini, o'zini tutishini bitta savolni aylantiryapsizlar. Hammalarning savollariga javob asli bitta. Men to'g'ri qabul qildim. Ertaga shu deylar yakunlanadi, sudga chiqadi, keyin hal bo'ladi. Endi mumkin bu muddatni undirish kerak bo'lgan, chiqargan, sudga bergan, sud sizga qog'oz bergan, sizga kech 15 kunmi, 5 kunmi, 3 kunmi kech borgan bo'lishi mumkin. Lekin siz bormaganligingiz uchun sizni o'tkazib yuborgan bo'lishi mumkin. Men buni tartiblarini bilmayman hozir. Nima bo'lganligini. Lekin gaplarimni to'g'ri qabul qilinglar. O'tirgan odamlarni hammasining savoliga bitta javob bor. Mash tergov ishlari yakunlanadi, uni bitta grafirma olgan bo'lsa, bitta grafirma, ikkita rahbar va uni o'rinbosari, MCS'ni bilmayman, tarkibi qanaqa bo'lgan. Men u bolalarni o'zini ko'rmaganman, to'g'risiga ta'minotchi bo'lmadim.
Ertaga itoga chiqqandan keyin, sud qarori chiqqandan keyin sizlarni Qizilqumga to'plab borib gaplashamiz. Bank ham boradi, kerak bo'lsa o'sha yerda ochiq sud ham qildiramiz. Kerak bo'lsa. Lekin opajonlar gaplarimni to'g'ri qabul qilmadi. Nimandir gapirayotganda o'ylab gapiring. Menimcha yana kimmidir boshqa savol bo'lsa, men eshitishga tayyorman. Faqat savolni o'ylab beringlar. Hozirgi menimcha javob yetar. Agar undan boshqa savol bo'lsa, men eshitishga tayyorman. Oyjibar Sibar, Usman aka, familiyasini bilmayman. Shu xo'jayinimga o'sha at ham olayotgan yili xo'jayinimga kredit olgan. Keyin bizga haligisi kelaveradi, to'lamayapsan deb. Hozir opa shu savolga javob ber. Yo'q, endi men aytib qo'yapman-da. Kelaveradi, u odam bizga va'da bergan kishpirim yo'q edi, bilgan bo'lsangiz. Birinchi yili ko'chib o'tgan pulim kishpirim yo'q edi, devorim yo'q, o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Shipiringni qilib beraman, u bilan ta'minlayman degan. Ular mayli o'lib ketsin, o'zim bir bola qilyapman. Endi kreditni to'lagan yo'q ekan, menga kecha suddan sholilibadiga boruvdim, kelsam sudda qog'oz tashab ketdi deb qo'shnim olib chiqdi. Keyin endi qo'shnichilik haligi bo'lmaylik dedim-da. Kecha olib chiqdi, olib chiqsam dadam Sirdaryoga nimaga ketdi dedi. Kichkina o'g'li bor ekan. Uni bersam, mana dadanga berib qo'ygan. Oldingmi, endi to'lab qo'yma, kambag'alni qaqshatmagin. Ulab qo'yishani, senga yaxshilik qilib berdimmi? Yaxshilikni javobini qaytarsa, menga mashinam uchib o'tardi. Qo'lingni yig'ishtir dedim. Chunki meni guvohim yo'qligi uchun men cheskoyga bera olmadim. Keyin men dadasiga telefon qildim, mashinaqa qildi bolang meni dedi. Men senlarga yaxshilik qilib, yomonlik ko'rishni xohlamayman. Men to'g'risi yaxshilik qilib shuncha payt hech qayga chiqmadim. To'lamayapti, to'lamayapti deb. Endi kecha o'g'li qo'l ko'targaniga buni aytishga majbur bo'ldim. Vallahi ichkishlik tarzida. Ana ha. Ey juvon. Tarzida hozir qonunda belgilangan chorasi bor. Hakim bo'lmi? Bekitilganlardiki nima bo'ladi? Kim chiqqan? Buni biz o'rganib ko'ray. Bizga javobini aytamiz. O'sha muhayyoppa boshchiligida oborgan qaynotamga kreditga qo'l qo'ydirgan. Ko'chada hech qanaqa hujjatlarsiz qo'l qo'yib bering, aka kredit olib bering men nomimga degan qo'l qo'yib bergan. Mana endi shuncha payt bo'ldi, to'lamayapti, 3 yil bo'ldi. Biz u odamlarga tinmay telefon qilamiz. To'layman, to'layman dedi. Yozaman desa, yozmang aka, to'xtatib turing, to'layman dedi, lekin to'lagan yo'q. Hammani muhayyoppa hammaniki o'zi asli boshlab borgan odam muhayyo bo'lgan. Yozib beraman. Bo'ldi mana kimda shunaqa muammo bo'lsa, hozir yoz qo'shimcha ariza qilib berasiz, deylar qo'shib yuboramiz. Bir minut to'pla. Mening nomimga ham mahalla komitetimizda deboyo muhayyo kredit olgan. Avval birinchi o'sha Adham degan boshlab turgan. Yo, men began odamga pasportim bera olmayman dedim. Ketishdi. Keyin ishdan qaytishda o'sha ko'chamizdan o'tadi ular. To'y qilaman, uyimda usta bor, pulim masalasi hal bo'lib qoldi. Sizning nomingizga men kredit olayinda foydalanay. O'zim sizga muammo bo'lmaydi. O'zim 2 million 700 ming oyligim bor. Oyma-oy to'lab sizga hech qanaqa muammo bo'lmaydi deganda, keyin dadamizdan so'raylik dedim. Xo'jayinimga aytsam, yo'q, uni ana qilmagan, kredit yoniga yo'lamagan deb na deyishdi. Yo, muhayyoppa, men xo'p deya olmayman dedamiz. Yo'q deyapti desam, eriz xo'jayinim ishda edi-da. Xo'jayiniz kelguncha yopib 0-0 qilib qo'yaman men o'zim dedi. Endi xo'jayini pensiya oladi. Ana dushanba, payshanba, shanba bozorga chiqadi. Ikkita o'g'li ishlaydi. Endi ko'z yetganidan haddi sig'ib aytyapti-da deb. Masalan, o'zim qo'limdan kelmagan ishni birovga taklif qilmayman-da. Qo'lidan kelyaptiki, o'sha ko'z yetyaptiki, menga va'da beryapti dedimda. Ishdan qaytishda yana kirdi. Keyin menga muammo bo'lmaydi, muhayyoppa deb 2-3 marta so'radim, sizga muammo bo'lmaydi dedi. Keyin ana Yog'dada ish nima qiladigan Bobur degan bilan kelib, pasportim kopiyasi bor, pasport kopiyasi bormi dedi. Ha, bor dedim. Ana hujjatlar tayyor qilib keldi. Qo'l qo'yishda ham aytganman, muhayyoppa, menga 2 kundan keyin muammo bo'lmasin, jon opasam, yo'q, bo'lmaydi. O'zim 0-0 qilib yuraman, mashinadagi odamman dedi. Ha, bo'pti dedim-da, keyin qo'l qo'ydim.
27 milyon. Rakamı gördüm halas. Bir tane pulunu görmedim. Mart ayında şu iş bugün bulsa, May ayında menge kendiyat gelişti başladı Agrobank'tan. Muhayyapa işxonasiga olib chiqdim. O'sha yerda ishchilar ham ko'rgan, muhayyapa menga konvert kelyapti. Sam to'layapman, asalim to'lanyapti. Nimaga keldikim bu konvert deb endi naqa ensasini qotirib gapirdi. To'lab yuringda, uyimga naqat kelmasin dedim. Keyin har oy kelyapti. Ikkita uchtasini o'ziga olib chiqib berdimda, keyin o'zim bankda bir tekshirib ana qilib ko'raymchi desam, bir so'm pul tushgan yo'q dedi. Ulangan yo'q dedi. Keyin muhayyoba iltimos yalindimda, to'g'risi shu to'lasin deb qo'rqaman. Uyimga bir narsa deb borsa deb. Keyin ariza yozdim. Ariza yozsam uyimga urishgani keldi. Uksus ichib o'zimni o'zim o'ldiramanda, hammasi o'zing to'laysan dedi. Hali juda ham opa, natiman, jon opa, to'va qildim dedim. Xo'jayini bilan kelib mana to'yingizni ham o'tkazib oldingiz. Bir chiqsam koronavirus bo'lib qoldik. Bor pulimiz o'sha kelinim bilan o'g'limga koronavirus bo'lib qoldi, o'shanga ketdi deb shunadi dedi. Mail in to'lar deb 6 oy bo'lganda ariza yozdim. Ariza yozgandan keyin bir so'm to'lamayman, anu qilaman, bu qilaman. Beda yashashingni o'ylab qo'y dedi. Meni o'g'illarim qasoskor dedi. Men ham xuddi shunaqaman dedim. Yaxshiga yaxshiman, yomonga undan yomonman dedim. Aşna qilib ariza yozgandan keyin Yoqubjon ishni ko'rdi prokuraturada 27 million to'ladi. Keyin kvitansiyani so'rab kelsam Yoqubjon topshirib yubordim dedi. Keyin avval birinchi muhayyobani uyiga bordim. Borsam o'sha yerda qo'shnilari ham ko'rdi. Kema eshigimga men to'lab qo'ydim. Men shaharga borib to'ladim, betta ham to'lamadim. Kvitansiyani ham ko'rsatmadi. O'sha kvitansiyani bergan bo'lganda ham bankka kelib, mana to'landi deb mendan birata ana yo'l yo'rig'ini qilarmidim, to'xtatishdi. Hozir yana 3 million 525 ming qarz qolgan ekan. U bankka borib tekshirtirsam, o'sha to'lanmay yurgan oydagilar foizi deyapti. O'zi men to'lamayman, to'lab qo'yganman deyapti. Bir so'm to'lamayman dedi. Keyin Faridaga uchradim. Endi siz oldingizga kelgandim. Aslida bir chora ko'rib bering deb. Farida aytdiki, anu mukofot puli chiqqan. O'shani shunday o'tkizdirib, yopib beradi opa, diqqat bo'lmang dedi. Uni hali yolg'on gap ko'p ekanda, anu Alsher, Sheral deganlar bilan qishlog'imizda tortishib qolgan xabaringiz bo'lsa. Uyingdan bir necha marta chiqib ketayotganini ko'rganman deb menga ovozli xabar jo'natdi. Nima keragi bor bunaqa yolg'on gapni? Yolg'on gapirgan uchun men ham uni ustidan jinoiy ish qo'zg'asam bo'ladi-ku. To'rt kun yuragim og'rib yurdi. Endi o'sha paytda haqiqatda qo'rqdim. Qishlog'imizda oqsoqol o'tirib, masalan, iye ko'zlaringni ochinglar, nima qilmanglar bu begona odamlarga yo'latmanglar deb qaytaga o'zi haydab chiqarib yuborish kerak edi. Aslida to'g'ri. Qaytaga u masalada bo'lganligi uchun opamiz yetalab bilganda. Masalada bo'lganligi uchun o'sha paytda birinchi tekshirish boshlanganda Agrobankka tekshirgan, undan oldin o'sha sizlar ketgan tungi oldida ishlagan bolalarni hammasi qamalganmi, to'g'rimi? Ammo Elyor ham qamaldi, Narli Bobur ham qamaldi, hammasi qamaldi. Endi bugun Samandar bo'lganda chorshanba kuni to'layman deganda, chorshanbalar esa intizorlik bo'lib kutdim. To'g'risi kech bo'lyapti ham, biror kim telefon qilib qolarmikan deb. Yaxshi, bitta ariza bo'lsa yana ko'ramiz. Ko'ramiz. Plastikiga hali plastik topshirgan, pasportini topshiribdi. Men o'zim nazorat qilib turib, u pulni ham ushlamaydi, shu bankda plastikni oladi, sizga nimangizga o'tkazib. Kvitansiyasini olib keladi, men uni o'zim nazorat qilganman. O'tirib masala bo'lmaydi. Yana kimni savoli bor? Opajonlar, endi bitta narsada bir xil savol bo'lsa, yaqin bir soatdan beri gaplashyapmiz-da. Men yana 5 soat gaplashishga tayyorman sizlar. Yakuni bo'yicha sudda gaplashamiz. Suddan keyin sud qaror chiqaradi. Nima xulosa beradi? Endi men uni bilmayman, to'g'risi gap.
qonunda belgilangan kodeksda bo'yicha menimcha shu aybdorlar aniqlangandan keyin bu hamma kreditlar, summalar o'sha aybdorlarni bo'yiga o'tkaziladi. I ma'lumotga qaratiladi undirov bo'yicha. Ma'lum bitta savol bersam, agar ruxsat bersanglar. Hurmatli mehnat sevar xalqim, yana bir bor assalomu alaykum hammalaringa. Familiyam Tojibov, ismim Yorbek. Mana tumanda mutasaddi rahbarlarni oldida o'zingizlar aytinglarchi, biza sizlarni yig'dikmi? Yo'q. O'zlaring keldilaringmi? Mana eshitishimiz bo'yicha saylovdan oldin tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan olib kirilib, bosimlar qilyapti degan xabarlar keldi. U qanchalik to'g'ri deb o'ylaysizlar? Haqiqatan hali saylov oldi chiqmanglar, to'planmanglar, bormanglar, har bir borganingni melisaxonaga olib kiraman degandi. Kimga gapirgan shu gapni? Qaysi ichki ishlar xodimiga? Biz bordik, bir 15 kishi mahalla komitetining oldida to'planib turdik, shu gapni masala qilib. Lekin o'sha Samandar bola borishdi, ular faqat saylovda faol ishtirok etinglar, men sizlarni hech qayga boringlar, bormanglar deb sizlarni men taqiqlay olmayman dedi. Faqat shu gapni gapirdi shu bola. Boshqa gap eshitmadik hamma. Ha, demak tuman ichki ishlar xodimlari tomonidan bosim bo'lgan yo'q sizlarga? Yo'q, biz taqiqlamayman, qayga borishlar dedik. Saylovdan keyin keyin opalar. Saylovdan keyin deb o'zlari ruxsat berishdi, yaxshi. Demak, hurmatli hokimova, yana bir bor ushbu fuqarolarda taqdirga befarq bo'lmagan holda bu hammamiz hurmatli prezidentimizni farzandlari bo'ladi. Mehnatsevar xalq, bularda tumanning mas'uli sifatida xavfsizligini xavfsizlik nuqtai nazaridan kafolatlab bera olasizmi? Kafolatlab beraman. Tuman prokurorimiz ham kafolatlab bera oladimi? Ularga bosim bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Bosim bo'lmaydi. Ularning gapi to'g'ri. Faqat bitta narsa bor. E'tirozlari haqlimi? E'tirozlari haqli. Bitta narsa bor. Shu javobgar bugun gumondor shaxs qochib ketganligi sababli dela yakunlanmay qolgan. Endi ushlab kelindi, xudo xolisa, mana tergovchimiz o'zini ma'lumotlarini berdi, imkon darajasida yakuni bilan sudga chiqadi. Sudda hammalar ishtirok etadi. Shu sud qaroriga nisbatan qarab Agrobank o'zining faoliyatini davom ettiradi. Agar ruxsat bersangiz, yakunlaymizda keyin aniqcha ularga gaplashsa bo'lmoq. Arxamdagi firmadagilar sud bo'lyapti ekanda, tergov degan hokim bor. Hozir biz tushgan firma Behruz Development firmasi ekan, Arzimatov Muzaffar. U depozit qilib to'lab chiqqanman deb bizikini sud bo'lib o'tganda o'zaro kelishtirib raqam qo'y. Hozir yana ichkarida ekan u. Arzimatov opa Muzaffar qariyb 1 milliard so'm to'ladi. Lekin shu kreditlar borligi uchun fuqarolarimiz tomonidan yana ariza berilganligi uchun hozir ichkaridan shunaqami? Ichkarida. Bir marta to'lab chiqdi qoplab qarzdorligini. Qilingan ishlarini haqlari bo'lgan vaqtida bajarilgan ishlari bo'lgan pullari xullas. Olib kelib to'ladi 1 milliard atrofida. Mana to'g'ri summasi esimda yo'q. Lekin depozitga olgan yana qo'shimcha ichida sizniki bordir, sizga o'xshagan yana qaysidir fuqaroniki bordir. Uni yana hozir tergov oldi, ishlar ketyapti. Kecha mana o'kan borganda sizga hal bo'lib qolishligi mumkin degansiz, Zamindajon. Endi opa aytdim, ozgina vaqt. To'g'ri qabul qilaylik. Bu yerda o'tirib hamma odam gapirishi mumkin. Hammani javob bitta. Suddan keyin rishenela hal bo'ladi. Men o'zim nazoratga olaman, prokuror nazoratga oladi. Gapni ko'paytirmaylik, nazoratga olamiz. Nima masala bo'lsa, hozir hokimiyatga ham gaplashaman. Bitta-bitta agar shaxsiy masalasi bor odam bo'lsa, hokimiyatga chiqasizlar gaplashamiz. Bu yerdagi masalani menimcha yopsak bo'ladi, borib uyda ishlarni davom ettirsanglar, unga qarab biz bo'lsa tadbirdan keyin bersangiz bo'ladimi, gaplashsangiz? Ha, aytdim. Ha, hozir olingan kreditni foizlari qanday bo'ladi hozir? Kim to'laydi uni? Agar firma to'laydimi, o'sha olganlar yoki xalq to'laymizmi? Masalan, subyekt hozirgi paytda sizni kreditingiz to'xtatilmagan. Foiz ketyapti hisoblab. Endi bu yerda suddan keyin ma'lum bo'ladi, siz haqmisiz, nohaqmisiz? Biz masalan haqmiz. Yo'q, endi. Yo'q, bizga qarang. Davlatning oldidan qaror chiqaradigan sud. Tushunyapsizmi? Biz bilamiz, siz olmaganligingizni bilamiz. Bu yerda o'tirganlar olmaganini bilamiz. Qanchadir ma'noda, qaysidir ma'noda. Lekin ertaga tergov yakunining oydinligi kiritiladi va shunga qarab sud qarori chiqadi. Sud qarorida yozadi, palon fuqarolar mana shu ishonchli kirib aldov yo'l bilan olgan kreditlar o'sha fuqaroga qaratilsin degan unga xat beradi.
Hat bergenden ki sud. Bu oşa boyunca işe baradı. Özünü faizlerini tohtatadı. Değil. Undurur diye şuna kadar tohtatadı. Doğru kabul edilir. Hemen savalı ki bitti için. Ahire şu sudlu kararı bile halb oladı. O da halası biz bana tergi ol, tezrağı yakınlaşı ve sudden ben iltimas kılaman çıkarken ki tezrağı işlerini körü veriş boyunca. Geliştik mi? Elbette. İlacı var için sizlerin faydayla gel. Ben savar hareket kullanıyorum. Ben savar gireyim. Bir millet yapıyorlar ha. Bana mesela kurmak kullanma. Sizlerde mahallelerinde birinci Agrobank'tan özara şartlama asasak. Nima bo'lib borganmi? Nazoratchi bo'lib borganmi? Hammalaringiz o'sha yerda meni tanigansizlar. Keyingi safarida men safarda bo'lganman. Qozog'iston davlatida menga fuqarolar telefon qilgan. Mana shunaqa holat bo'lyapti. Biz olmagan narsamizga bizdan Agrobank qarzimizni to'lash to'g'risida narsa qilyapti deganda men 2 oydan keyin boraman, gaplashamiz deganman. Buni hammalaring bilgansizlar. Borganman ham hatto. Men 2021 yil avgust oyida prokuraturani noqonuniy javob xati bo'yicha borib, o'sha yerda tasodifan milliy xavfsizlik xodimlari bilan uchrashib qolib, mani 5 million 300 mingni bankka to'lamagan. O'sha bank xodimlari men ariza yozganman, ichki o'sha milliy xavfsizlikka yozganimdan keyin meni ishtirokimda markaziy bankdan Iskandar degan ismli yigitimiz kelib, birma-bir xonadonlarga kirib chiqqanmiz. Mana o'shanda tanigansizlar, ikki tanimaganlar ham, to'g'rimi? Xo'p, hozirgi kunda bu tuman ichki ishlari, tuman prokuraturasi, viloyat prokuraturasi, viloyat ham milliy xavfsizlik boshqarmalari menga hech qanaqa javob xati yozgani yo'q. Nima bo'lyapti? Chunki menga xat kelyapti, ichki ishlardan xat kelyapti. Sizda arizangizni ko'rib chiqish uchun deyapti prokuratura, viloyat prokuraturasi. Ko'rib chiqish uchun tuman ichki ishlar bo'limiga yuborilyapti deb. Undan keyin yana bitta xat kelyapti, sizni arizangizni ko'rib chiqish uchun viloyat tuman prokuraturasiga yuboryapti deb turib xat kelyapti. Ikkinchidan o'tdi, lekin hech qanaqa natija bo'lgani yo'q. Men natijasini kutib yashadim. Lekin mana yana Qozog'iston davlatiga borib ishlab qaytdi degandan keyin yana menga fuqarolar murojaat qilyapti. Murojaat qilgandan keyin men Faridaxonning oldiga keldim, gaplashdim. Rahmat shu ayolga. Hokim bo'g'imizga ham rahmat, o'sha shanba kuni keldim. Sizlar telefon qildinglar, uchastkaga kelyapti, muhoya janjal qilyapti deb menga telefon qilmadingiz. Ozgina xatni gapirib oldim, bu kishi sirasi chaqirib oldi. Rahmat shu kishiga. Chaqiruvdilar, men aytdim, mana shunaqa bo'lyapti hokim bo'va. Iltimos, shuni bir o'rganib chiqaylik, birgalikda hamkorlikda o'rganib chiqaylik. Xalqimiz qiynalmasin desa, men tayyorman dedilar. Shu gapni gapirdilar. Mana yuz ko'z aytibdi. Tayyorman dedilar. O'sha kuni boradigan kunlari selektor bo'lib qoldi. Prezidentimizni saylanganliklarida birinchi selektorlari bo'ldi. Men kuzatib o'tirdim o'sha selektorni televizorda. Kechasi u yarim kechada tugadi. Keyin uni bular ozgina masalalari qochib qoldi. Men sizlarga yetkizdim buni ham. Davlinalari ozgina nima bo'lgan? Endi bu kishi ham oson emas. Yurtimizni, mahalla ko'yimizni dardida yurgan odam. Shuning uchun sizlar ham to'g'ri tushunasizlar. Lekin yana bitta savolim bor, hokim bo'l. Siz hozir bitta gapingizda aytib o'tib ketdingiz. Kim uyushtirayotganini bilaman dedingiz. Menga murojaat kelgandan keyin men xalqni tinglashga majburman. Kimdir tinglash kerak. Shuning uchun men sizlarni uyushtirdimmi yo sizlar o'zlari ehtiyorlarmi? O'zlaringiz to'lang chiqdilar. Menga hech qanaqa e'tirozlaring yo'q. Yo'q. Mana hokim bo'yni oldida aytib qo'yinglar o'rtoqlar. Sizlardan iltimos. Lekin hokim bo'y haqiqatan selektor sababli oldilaringa yetib bora olmadi. Mana o'zlariga oldilar deb aytib qo'yinglar. Yetib bora olmadi. Shu kishiga ham rahmat. Opajonlar, xudo xohlasa, tez kunlarda yaxshi natijalar bilan ko'rishamiz. Xudo nasibsa, adolatli sudlarimiz bor. Xudo nasibsa, o'zlarining qarorlarida nimani belgilab bersa, o'shani ijrosi bo'yicha biz huquq muhofaza qiluvchi organlar va bank bilan shug'ullanamiz. Kelishdikmi? Xudo nasibsa, suddan keyin borib mahallada muhokamasini qilamiz. Ayolga bergan arizalari jinoyat ishiga qo'shilgan holda ko'rib chiqilishi mumkin. Shu sababli jinoyat ishiga qo'shilgan bo'lsa, hozir endi tugadi, yakuni bo'yicha javob beradi. Bizdagi hukmi chiqqanda, bizdagi o'sha kredit olingan, bizdagi hukmi chiqqan.
Endi biz qayga murojaat qilsak, murojaatimiz o'tmaydi, boshqa bo'lmaydi. Bizniki Saytabillay Marlin degandan chiqqan. Chiqqan bu shoira Agrobankda ishlaydigan shoira firmachi bo'lgan. Ikkalasi o'rtada endi qanday bo'lgan biz bilmaymiz. Men ayollari bo'lganman. Ayollari bo'lib turib men aldanib qoldim hozir. Bizga yo'llamiz boshqa qilamiz deb xo'jayinim boshqa qilgan. Keyin o'shandan keyin kredit chiqqandan keyin jindaydan keyin o'zaro hali kelisha olmasdan uyga ketganman. Boshqa bo'lganman. Choyropa degan ana Agrobankda ishlaydigan o'sha firmachi bo'lgan o'g'illari bilan. Keyin men bir ikkita o'sha bank xodimlari borganda MIFdan odam boryapti, xat boryapti bizga ham. Shuna qilib keyin men choyropani oldiga keldim. Choyropa shuna bo'lyapsam, "He" dedi, "Senlar" dedi, "Hali qilma. Usha" dedi, "Marlin" dedi, "ichkari kirib ketsin" dedi. Ichkari kirib ketsa dedi, "Men" dedi, "ona ikkala opangni" dedi. "Yangi yilgacha opangni" dedi. "Noruzgacha" dedi, "ayangni qutqarib" dedi, "men xolis qilmayman. Men" dedi, "bankdan nimaga o'tiribman? Men xolis qilmayman senlarni" dedi. "Senlar" dedi, "u tomondan" dedi, "xavotir olmagin" dedi, "boshqa qilmagin" dedi. Haljada keyin "ha" dedi, işte, unga ishonib yurdik. Keyin bizga uyga kechasi ham tayda mashinasi bor. Kechasi ham kunduzi ham qaysi mahal bo'lsa uyga borardi, borardi. Ayamlarni dalinasini oshirib, boshqasini qilib, "unaqang uyingdagilar eshitsin, dadang eshitsin, dadamlar bilmaydi, akamlar bilmaydi. Keyingi na qilmang, o'zaro to'lab kelyapsiz oz miqdordan bo'lsa ham" desam, shallaqilik qilib yurib qildimi? Keyin ayam bilan dada opamlarga bo'lsa 4 kishi nomiga olingan. Keyin biz edali qamizdan kishorib o'sha Marlin kirib kelsa ichkariga, Marlin kirib kelsa men senlar to'layman, to'layman deb turib, u Marlinda unaqa uydolarda boshini aylantirib ularga pul olingan narsani qoramol olindi deb suddan o'tkizdi ularni. Choyropa degan. Suddan o'tkizdida, suddan o'tgandan keyin men Choyropani u qamalib ketdi, hozir mana jazosini o'tab o'tiribdi. Men keyin Choyropani oldiga bir ikkita kelsam, menga bir ikkita alay qildi. Yaxshi gapirib, yelka boshim silab boshqamni qilib qaytardi. Qaytargandan keyin Choyropan gapga ishonib qaytdim. Oxir MIFdan odam bordi, davlat bojini to'laysan. Uni ham bir balo qilibdi ularni. Mayli odam bormasa bo'ldi, mahalla kuyimdan uyalyapman men odam borib uyimga deb. O'zi onamni uyda o'tirsam hozir alay qilib, kilim qilib joyim bor dedim. Keyin men aydan alay qilgandan keyin Choyropani oldiga keldim bankka. Choyropa shuna bo'lyap, kechki payt keldim. Ishlar vaqtlar tugagan yo'q. Shuna bo'lyapsam chaqirdi Yoqubjon. Choyropani ham meni ham chaqirdi. Chaqirib turib, "Murosa qilinglar, nima naqliyasizlar? Endi kelishgan bo'lsalaring, o'zlaring kelishsizlar. Murosa qilinglar" deb aytdi ham, "Nima desa" deb chiqib ketdi. Endi hozir Choyropaga, "Choyropa mashina bo'lyapti, boshqa bo'lyapti" deb telefon qilsam, boshqa qilsam shunaqa haqoratlaydi, boshqa qila. Endi qayga murojaat qilishni bilmayapti. Siz o'sha paytda qoramol deb nimaga hali suddan o'tkazdingiz ayamlar desam, "Sen eringni qutqaraman deb qilyapsan shuqoloqda" dedi. "Men erimni qutqaraman debmas" dedim. "Siz yarimini yegansiz, bu yarimini yegan ikkalaning o'rtangizda bo'lgan narsa bu" dedim. "Agar" dedim, "bir so'm agar o'zimizga tiygandan boshqa bo'lganda to'lardi-ku. Shu uyimga o'tgan martda kelgan bo'lsam, o'sha martdan martgacha bir yil bo'lyapti, martgacha men to'ladim o'sha kreditni. Banisada ishlandim, boshqa qildim, oz miqdorda bo'lsam 500 ming, 1 millionga yetkazib, shuna qilib to'ladim men. To'lasam, endi hozir bu onamnikiga keldim, sharoitim bo'lmay qoldi, bola anaqa ishlardim, asablanim joyida bo'lmay qoldi. Bolalar pulini olaman, bolalar pulimni uni kredit anaqa deb olib qo'yadi bank, boshqa bo'ladi, ishlab ololmayman. Plastikingizdan yechib olinyaptimi? Plastikimdan yechib olyapti. Hozir men mana haliga Choyropani oldiga borib turib, "Choyropa, siz shuna degansiz, o'sha paytda men hozir sizni ustingizdan ariza qilaman, siz yosh o'sha paytda shuna qilgansiz" desam, "Xursand qilur, men seni tanimayman" deyapti. Qanchadan beri yechib olyapti plastikingizdan? 3-4 oydan beri yechib olyapti. 4 oydan buyon plastikingizdan yechib olyapti? Yechib olyapti. Ayamlarni pensiyasini ham yechib olyapti-da hozir. Ayamlarni pensiyasini ham yechib olib, mazalari yo'q, o'zi boshqa bo'lib, yaqinda dadamlar bo'lmadi, boshqa bo'lmadi, davlinalari oshib, Choyropa nima qilsa Choyropa qildi bizni. Bo'ldi, bitta ichki ishlarga arizalaringiz. Hozir gapiryapsiz. Ular so'rayapman. Fuqaroni sudga berganmiz. So'rashga haqqim bormi? Biz ijobat bo'ldi. Fuqaroni sudga berganmiz. Fuqaro sudda bularga qaror chiqqan, qaror MIFga bergan. MIF undirish choralarini ko'ryapti. Plastikga yopishadi. Nima imkoniyati bo'lsa, barcha ma'lumotlarga qaratiladi bularni. Tushunarli ketadi. Opajonlar, bitta narsa. Siz bitta ariza beramiz, Rashkiyev, doira bo'yicha bitta ariza qonuniy choralarni ko'ramiz. Nima ishga narsa? Hammani g'am tashvishi kredit. Shuni yaxshilab, deyillari ketyapti.
yerleri getirdi. O da nasıl kısa, yakınlansa sulh kararını hamanın meselesi için yani kaytarıp ayırtamadı. Şunun için, şimdi ben huzur, Tuman'ın rahbarı sıfatı ayırtamadım. Ertege bütün YouTube'a çıkardı bunlar sırada. Sizlere menge boha buladı. Bir yapı yapmıştan oldun, oylar yapmıştı. Oylar, ben mekörge etmedim. Başka kanıka meseleyiz bulsa, o konamda yapılaşık etmiyor. Şunu değiller mi? Evet. Yakınlarımız, rahmet hanım. Fukarasuzluğa vergen, Fukarasuzluğa karar çıkarıldı. Ündürüşkere kredi kayıtsızlığı. Kreditten işte, süt karar yazık koyuyormuş. Kararı boyunca da. Bunlar da işte, ündürüş çoğralarını bir kuradı. Şahsı buluş mümkün. Yani, ne daramadı bu ise daramadığı karatlar. Müdürlerden ben dedi, pul dedi, min töleyemem dedi. Bunlar araya kılattım. Allah da bütüne geldim, bırakın çakır varıp. Anette kirişti. Sizler ne kısım var hemen, eğer bir araya kısım oku var hemen bu kadar. Sizler ya, olsun kılıyor. Hazır bana hazır eşitiz, hazır eşitiz. Yani arkaya mevzuya katıyapız da, Tuman rahbarı tamamında, mahsulları tamamında, hamsızlığı tamamıyla beşte o eşitiz. Bunu o zaman yapışız mı ben not olur da. Bunlar hazır vadasını verdi. Biz bu mevzuya elbette katıyapız. Bırakın. Ichkari ishlar ommaviy axborot vositasiga kelib tushgan murojaatlardan yana biriga Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga biz keldik. Ichkari ishlar maxsus muxbirlar yuzlandik. Ya'ni bu yerdagi 100 dan ziyod fuqarolarimizning taqdiriga befarq bo'lmagan holda ularda muammosini eshitdik tuman mas'ullari bilan birgalikda va bo'lib o'tgan holatni jarayonda albatta biz yoritib beramiz. Bular 100 dan ziyod mehnat sevar xalqim firibgarga duchor bo'lishgan bir firibgarga tushgan hozirda bu firibgar qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan bu firibgar hozir Namangan viloyati tergov hibsxonasida saqlanmoqda sudga oshirdi sud natijalarini kutamiz albatta va tuman mas'ullari tomonidan va'da berildi ish xolisona adolatli ko'rilib chiqishini nazorat qilishlarini va'da berishdi ya'ni biz ushbu o'rinda O'zbekiston Respublikasi davlat xavfsizlik xizmatidan Namangan viloyati davlat xavfsizlik xizmati raisidan antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi vakillari jinoyat protsessual kodeksi 322-327 modda talablariga asosan murojaatnoma qoldiramiz va ochiq xat bilan e'lon qilamiz. Ushbu holatda antikorrupsiya rasmiy manbalariga e'lon qilamiz, beramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzaqovga ham aynan mana shu O'zbekiston Respublikamiz ravnaq uchun, rivoji uchun fuqarolarimizning taqdiriga befarq bo'lmaydi degan umidda biz va ushbu holat Namangan viloyat Mingbuloq tumanidagi bo'lib o'tgan holatda o'zi nazoratga oladi degan umidda biz fuqarolarimizga nisbatan bosim turli xil nizoli holatlari bo'lmasligini antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi maxsus muxbirlari va antikorrupsiya ommaviy axborot vositalari ushbu holatni nazorat qiladi va ushbu holatga albatta qaytadi. Bizni kuzatishda davom ettiring va biz albatta bu narsani yoritib beramiz. Rahmat. Antikorrupsiya. Biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz. Dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekan biz bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekan biz. Buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har qanday tanqidga javob berishga jurnalist haq bo'lsa uni tan olishimiz kerak.
nohaq bo'lsa unga tushuntirish orqali yolg'on xabarlarni oldini olishga o'rganishimiz va butun jamiyatimizga shuni tushuntirishimiz kerak. Bu nopok va yolg'onlik. Bugungi kunda xalq ovozi va fikrini keng jamoatchilikka davlat idoralari e'tiboriga olib chiqayotgan eng ta'sirchan kuch bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardir. Jamiyatimizdagi ochiqlik siyosatini ishchil davom ettirish maqsadida ommaviy axborot vositalari faoliyatini erkinligi, axborot olish, foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlari qat'iy kafolatlanmoqda. Shu bilan birga so'z erkinligi bu mas'uliyat ham degan. Ya'ni axborot makonida haqqoniylik va xolislik bosh mezon ekanini ham unutmasligimiz zarur.